Osman Gazi Mahallesi'nde Metro AVM arkasındaki yeşil alanın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından revize edilerek özel konut alanı ve ticari alana dönüştürülmesi Gaziantep'in gündeminden hiç düşmüyor. Gece gündüz demeden devam eden inşaat çalışmaları mahalle halkını canından bezdirirken çalışmaların başladığı günden bu yana bütün yaşananlara şahit olan ve aynı zamanda kent adına dava açan CHP eski il başkanı avukat Nesrin Tuncel, AYMT Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay'ı ziyaret ederek davalar hakkında bilgi verdi. Herkesin bir gün yargıya ihtiyacı olacağını hatırlatan Tuncel, o koltuklarında oturanlar yarın görev değişimi geldiğinde sizler de sokağa çıkacaksınız, bu halkın arasına karışacaksınız. Bu halk bunları unutmayacak. Lütfen mahkeme kararlarını uygulayalım ve mahkeme kararlarına uyalım diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Osman Gazi Mahallesi'nin tam karşısında bulunan Atatürk 100. Yıl Kültür Parkı çocukların, yaşlıların piknik yaptıkları gayet güzel bir alandı. Ancak bu yapılaşmaya açılmasıyla birlikte 7/24 aralıksız yaz kış devam eden inşaatlar, kazı faaliyetleri nedeniyle o mahallede oturan insanlar nefes alamaz oldular. Gürültüden oturamaz oldular. O mahallede yaşayan yaşlılar var. O mahallede oturan bebekler var. Orada oturan hastalar var. İnsanlar balkonlarına çıkamıyor. İnsanlar sokağa çıkamıyor. İnsanlar arabalarını sokağa bırakamıyor. Yani yoldan sürekli olarak iş makineleri geçiyor, sürekli olarak hafriyat kamyonları geçiyor, kazı çalışmaları dolayısıyla sabahlara kadar insanlar uykusuz kalıyor. Telefon açıp bu gürültünün durdurulmasını, bu faaliyetlerin durdurulmasını istedikleri zaman muhatap bulamıyorlar. Gelip bunu durduracak bir merci yok. Yani insanlar orada çok şikayetçi bu gürültüden, bu yapılaşmadan dolayı. Tabii ki biz bu davamızı açarken şahsımız adına açmadık. Her ne kadar davacı olarak ben görünüyorsam da biz bu itirazı yaparken ben Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanı olarak bu Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı imar revizyonuna itiraz etmiştim. Daha sonraki dönemde de davayı açarken bu kent halkı adına açtık. Çünkü biz bu kentte oturuyoruz. Bizim ecdadımızın, bizim atalarımızın kabirleri bu kentte. Dolayısıyla biz ve bizden sonra gelecek nesiller de bu şehirde yaşayacaklar. Bu şehrin sahipleri bu şehirde yaşayan insanlardır. Bizim gidecek yerimiz yok. Biz başka bir yere gitmeyeceğiz. Biz burada doğduk. Burada yaşayacağız. Ekmeğimizi burada kazanıyoruz. Suyumuzu burada içiyoruz. Ve burada öleceğiz. Onun için gelecek nesillere de yaşanabilir bir şehir bırakmak için nefes alabilecekleri ve atalarımıza rahmet okuyacakları bir şehir bırakmak için biz bu davayı açtık. Dolayısıyla biz bu karardan dolayı mutluyuz. Biz yargıya olan inancımızı da kaybetmedik. Her zaman için Türk adaletine, Türk yargısına güveniyoruz. Bundan sonra da güvenmeye devam edeceğiz. Ancak bizim talebimiz Büyükşehir Belediyesi'nin de yargıya güvenmesi ve yargı kararlarını uygulaması. Bizim tek talebimiz bu.